Herkese merhabalar. Bu videoda Yamaha XMAX 250 50.000 kilometre tecrübelerimi aktaracağım. Bu arkadaşla yaklaşık 2 seneden beri beraberiz. Oldukça memnunum. Önce artılarından bahsedelim. Görüntü itibariyle gayet güzel dış görünüşe sahip bence. Önde LED farları var. Yine arkada LED farları var. Performans olarak gayet memnunum. Zorlarsanız 130-140 kilometrelere kadar çıkıyor. Ama zorlanmadan sürebileceğiniz hızlar 100-110 o civar. Yakıtından oldukça memnunum. Deposu 13 litre. Bir depoyla yaklaşık 500 kilometreye kadar gidebiliyorsunuz. Yazın 2.3 litre yakıt tüketimi var. Kışında 3 litrelere yaklaşıyor. Yani dikkatli kullanırsanız oldukça ekonomik. Bagajı 2 tane kaskı alabiliyor. Anahtarsız çalıştırma var. Bu da yine güzel bir özellik. Yani cebinizden anahtar bulayım edeyim gibi bir derdiniz yok. Şu şekilde çalışıyor o da. Bir kere basınca tuş aktifleniyor. Sonra çevirebiliyorsunuz. Open'a getirdiğinizde buradaki kilitli bölmeyi açabiliyorsunuz. Ya da koltuğu açabiliyorsunuz. Selenin altı oldukça geniş gördüğünüz gibi. Bir kask alıyor. Hatta ikinciyi de alıyor ama ben daha çok yağmurluk falan için kullanıyorum. Bayağı geniş bir sele altı bagajı var. İçerisinde bir LED ışık var. Akşamları yardımcı oluyor. Tekrar devam edelim. Burayı 10 konumuna getirdiğimizde çalıştırabiliyoruz. Kadraj selamlama var. Yol bilgisayarı var. Yakıt deposunu buradan açıyoruz. Bir kere basıp çevirdiğimizde yakıt deposu açılıyor. Direksiyonu kilitlemek istediğimizde tam sol yapıp basılı tutarak çeviriyoruz ve direksiyonu kilitlemiş oluyoruz. Ayrıca kumandadan kilitlememiz gerekiyor. Tuşun aktif olmaması için. Ön tarafındaki cam sizi rüzgardan gayet güzel koruyor. Üst konumda kullandığımda rüzgar yemiyorum. Camı ayarlayabiliyoruz. Buradaki vidaları gevşeterek bir alt kademeye alabiliyoruz. Sele altı bagajı büyük tutmak için motorun oturum yüksekliği biraz yüksek. Yani benim boyum 1.65, benim ayağım yere tam olarak gelmiyor. Parmak ucunda çoğunlukla duruyorum. Ve çalıştırıp bakalım. Çalıştırmak için frene basmamız gerekiyor. Evet, yol bilgisayarında neleri gösteriyor onları da göstereyim. 1 litre yakıt ile ne kadar kilometre yaptığımızı gösteriyor. Ortalama yakıt tüketimi, anlık tüketim, ortalama hız, hava sıcaklığı, bataryanın voltajı, çekiş kontrol sistemi gibi bilgileri gösteriyor. Aşağıdaki tarafta da seyahat süresi, yağ için bir sayacı var. Her 5000 kilometrede bir bakıma giriyor. Burada V kayış değişim zamanı, bu da toplam kilometre. Sol tarafta hız göstergesi, sağ tarafta da devir göstergesi var. Çekiş kontrol sistemi ve ABS'si var. Bu birçok kez beni kazadan korudu. Ani frenlemelerde özellikle ABS, yağmurlu havalarda da çekiş kontrol sistemi size güvenilir bir sürüş sağlıyor. Evet, şimdi gelelim eksilerine. Eksilerinden bir tanesi frenler. Frenlerden hiç memnun değilim. Hızlanması güzel ama ani fren ihtiyacımız olduğunda yani çok kuvvetli basmanız gerekiyor. Bir diğer eksi yönü, uzun farı açalım. Gördüğünüz gibi uzun farda yok gibi bir şey. Yani selektör yapmanız sürücüler açısından hiçbir faydası olmuyor. Bir diğer eksi özelliği de sele. Yani sele rahat aslında ama
bir saate yaklaşan yolculuklarda direkt bel ağrısı yapıyor. Bilmem, belki de sadece bende yapıyordur. Frenler, aydınlatma ve seyahatte bel ağrısı. Yaz kış sürekli kullanıyorum. Sadece kar yağdığında kullanmıyorum. Yamaha X-Max 2019 250 ile söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.